pozitif şu ana kadar. Çok maç yaptık, hazırlık maçı. Şimdi son olarak da Sırbistan'a gideceğiz. İki tane hazırlık maçı daha yapacağız. Sonra hazırlanacağız, devam edeceğiz yolumuza. Grubumuzun hem iyi olduğunu hem de zor olduğunu düşünüyorum. Yenebileceğimiz rakiplerle oynayacağız ama zorlu rakipler. Avrupa basketbolunda bir jenerasyon değişikliği oluyor. Bizim takımla beraber bütün takımlar bir değişim yaşıyor. Bu değişimi en pozitif kullanan takımlar başarılı olacak diye düşünüyorum. Ama biz iyi çalıştık. Ben oyuncularıma güveniyorum. Tecrübesiz ama çok yetenekli oyuncularımız var. İyi bir kimya yakalarsak, şimdiye kadar olduğu gibi yine dünya basketbol şampiyonalarında, olimpiyatlarda, Avrupa'nın en üstünde olmak istiyoruz. Şimdi İtalya bizim ilk maçımız ve en önemli maçımız olacak ama bu demek değil ki diğer rakiplerimiz ona göre daha kolay. Her maç zorlu geçeceğini biliyoruz. Zaten oynadığımız hazırlık maçlarında bunu gördük. İtalya maçıyla başlayacağız. Sırasıyla gideceğiz Allah izin verirse. Dediğim gibi aslında İtalya maçı hem ilk maçımız olmasından dolayı hem de 6 yıl önce Ümitler'de Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda şampiyon olduklarından dolayı biz çok ciddi alıyoruz. Slovenya'yı da onlarla beraber 3 tane uluslararası oyuncuları bir tane devşirmeleri var. Biz her maçın zor geçeceğini biliyoruz ama bu demek değil ki maçlar zor geçecek ve biz kaybedeceğiz. Sonuçta ben oyuncularıma güveniyorum. Biz o gün iyi bir kimya ile sahada olursak, çalıştıklarımızı yapabilirsek her rakibi yenebilecek güçte olduğumuzu biliyorum.